Merhaba. Bugün değişik bir formatta, değişik bir yerde, şöyle doğayla baş başa bir şekilde sizlerle birlikteyim. Bu videoda son dönemde sıklıkla aldığım birkaç soruya cevap vermek istiyorum. Tabii ki bu sorular benim alanımla ilgili. Yani TYT Türkçe ile ilgili. Şöyle soruları alıyorum sıklıkla. Hocam TYT Türkçe'ye nasıl çalışmalıyım? Paragrafa nasıl çalışmalıyım? Dil nasıl çalışmalıyım? Ya da sizin kamplarınız bize neler sunuyor? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Önce son yıllarda TET Türkçe sanki biraz böyle kolaylaştığı gibi geliyor. Özellikle dil bilgisi kısmında. Ama hala bak altını çiziyorum paragraf en belirleyici alan konu artık adına ne derseniz. Gerçekten paragrafta iyiysen bu sınavda başarılı olursun. Ancak paragrafta iyi değilsen bu sınavda başarılı olma şansın yok. Tabii ki paragrafta iyiden kastım da şu değil. Mesela hani yaklaşık 30 tane paragraf geliyor. 27 tane geliyor da ben anlamı da dahil ediyorum. Ortalama 30 tane söylüyorum. Sen bu 30 tane soruyu belki 30'da 30 da 30 yapabilirsin. Ama bu başarı anlamına geliyor mu? Hayır. Bununla birlikte ne kadar sürede bu soruları çözdüğün önemli. Yani evet doğru net sayısı önemli ama hız da çok önemli. E hız için ne gerekiyor? Hız için de şu gerekiyor. Hemen ben kitabın tam böyle ortasından konuşmaya başladım. Hız için de şu gerekiyor. Antrenman gerekiyor. Hep şunu örnek veriyorum öğrencilerime. Diyorum ki ben bugün çıksam bana deseler ki 10 kilometre koşacaksın. Ya bir saatte koşar mıyım pek zannetmiyorum. Hadi iyi ihtimalle bir saatte koştum diyelim. İyi bir rakam mı? Değil. Bir saatten fazla koşarım. Peki ben 30 dakikaya, 40 dakikaya nasıl ineceğim? Şunu yapmam gerekiyor değil mi? Bir kere uzun vadede sürekli antrenman yapmam gerekiyor. Yani günlük bir şekilde, rutin olarak benim bu antrenmanlara devam etmem gerekiyor. Şöyle arkamdaki manzarayı da göstereyim. Şöyle suya karşı konuşmuş olayım en azından. Şimdi her gün antrenman yaparsam, her gün koşarsam, deli gibi çalışırsam ben inanın ki 6-7 ay sonrasında belki 40 dakikaya düşerim. Belki devam edersem aynı tempoyla çalışmaya bir sene sonrasında 30 dakikaya da düşebilirim. İşte paragrafta aynen böyle. Uzun vadede çalışa çalışa, çalışa çalışa paragrafta da kendinizi iyi bir noktaya getirebilirsiniz. Ama çalışmadan, soru çözmeden olmaz. Peki hocam başlangıç olarak nasıl çalışmalıyım? Ben daha ilk defa size denk geliyorum. Paragrafa da yeni başlayacağım. Neler yapmam gerekiyor? Şimdi şu ekranda da görüyorsunuz. Ben yine videonun açıklama kısmında 12 günde taktiklerle paragraf kampının linkini bırakacağım. Öncelikle onu seyrediyorsun. Bu neden önemli? Çünkü paragrafta soru tipleri var. İşte onun üzerinde soru tipi var tamam mı? Sen öncelikle bu soru tiplerine nasıl yaklaşmalısın? Neye dikkat etmelisin? Soru tiplerinde sana doğruyu kısa sürede verecek olan taktikler neler? Bunu bir kere öğrenmiş olman gerekiyor. İşte o 12 günlük kampta ben bunu sana vaat ediyorum. 12 gün boyunca 12 farklı soru tipini ele alıyoruz. Oradaki taktikler neler? Soruya nasıl yaklaşmalısınız? Neler sana can suyu olur sınavda? Neler seni hızlandırır? Hepsini tek tek örnek sorular üzerinden sana aktardım. Sen de açacaksın mesela birinci gün sıralama soruları nasıl çözülür? Hemen bu taktiği seyrettikten sonra benim de çözümlü videolarımı seyrettikten sonra açacaksın o gün 50 tane minimum sıralama sorusu çözeceksin. Ben daha fazlasını istiyorum ama hadi 50 olsun. Ondan sonra ikinci güne geçeceksin. Atıyorum cümle yerleştirme. Sonra ne bileyim ana düşünce, yardımcı düşünce. Hepsinde aynı şey yapacaksın. 12 gün sonrasında bunu yaparsan zaten soru tiplerini kavramış olacaksın. Soru tiplerine hakim olmuş olacaksın. Soru tipleri üzerinden gide 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 15 gün bu şekilde bitirdin diyelim. Hadi 3 günde dinlenme verdim. Ya da mesela yardımcı düşünce çok daha önemli. Belki kitabında yüzün üstünde soru var. Onu 2 güne yaydın diyelim. 15 günün sonrasında artık sen böyle deneme bazlı paragraf çözebilirsin. Yani paragraf denemeleri var. İşte atıyorum 30'da 30'da 30 sorulardan oluşuyor. Ya da 25'de 25 sorulardan oluşuyor. Orada bir denemede sen bütün paragraf soru tiplerini görmüş oluyorsun. İşte artık onları çözebilirsin. Bu şekilde başlangıç yapmak çok çok önemli. Ama unutmayacaksın her gün minimum 20 tane paragraf sorusu çözmek zorundasın. Bunu yapmazsan paragrafta başarılı olma şansın kalmıyor. Belki doğrusu net sayın yüksek olabilir ama hızlı çözemezsin. Hızlı çözmek için de inan ki her gün bunu rutin haline getirmiş olman gerekiyor. Antrenman yapıyorsun, rutin haline getiriyorsun ve zamanla zaten hızlandığını fark edeceksin. Tabii ki o denemeleri geçtiğin zaman süre tutmanı da önemsiyorum. Süre tutacaksın. Mesela 50 dakikada çözüyorsun. Sonraki hedefin 45 olacak. Sonra 45'i gerçekleştirince 44, 43, 42, 41, 40 böyle devam edeceksin. Bunu yaptığında yapacağın çalışma anlamında en iyi şeyi yapmış olacaksın. Bunu ne söylüyorum? Bak paragrafın temel mantığı bu. Bunu yapmadan çok başarılı olamazsın. Neden? Çünkü altın bir kez daha çiziyorum. Net sayısı önemli değil, hız da çok önemli. Net sayısı artı hız burada senin başarını belirleyecek. Çünkü şunu gördük aslında. Mesela paragraf dışında Türkçe kolay, tarih kolay, coğrafya kolay. Sen paragrafı hızlı bir şekilde halledersen, paragrafta o netleri cemine koyarsan ki bunu kısa sürede yaparsan. Mesela 30 dakikada yaptın. Başkası mesela 40 dakikada yaptı. Sen diğerlerinin önüne 10 dakika geçmiş olacaksın. O basit sorulara 10 dakika daha fazla zaman aymış olacaksın. Dolayısıyla diğerlerinin otomatikman net sayısı anlamında da puan anlamında da önüne geçmiş olacaksın. Peki hocam paragrafı hallettik. Peki dil bilgisi nasıl olacak? Bak son 3-4 yılda dil bilgisinin inanılmaz derecede kolay geldiğini gördük. Bu net. Bunu sana net bir şekilde aktarabilirim. Ben de geçen sene 49 günde TYT Türkçe kampı yapmıştım. Bu sene onu 20 güne düşürdüm. Neden? Çünkü artık dil bilgisi basit geliyor tamam mı? Temel şeyler geliyor. Ben de Hani mesela geçen sene 49 günlük kamp yaptım ama şöyle yapmıştım. Mesela ses bilgisini 1, ses bilgisi 2, işte bir de ses bilgisi sorusu çözümleri 3. 3 güne yaymıştım. Ama baktım dedim ki bu kadar vakit kaybetmeyelim. Çünkü dil bilgisi gerçekten kolay. Birazcık anlayan, soru çözen, ki soru çözmek çok önemli, rahatlıkla yapabilir sınavda. İşte o yüzden onu 20 güne düşürdüm ve 20 günde dil bilgisini bitirelim dedim. Tabii dil bilgisi dedim ama son iki gün sözcükte anlam da cümlede anlamdan oluşuyor. E onlar da zaten paragraf kısmına dahil oradan 7 tane soru geliyor. Ama bunu silersek geri 7 tane dil bilgisi sorusu kalıyor aslında. Yani bir tane sözcükte yapıdan geliyor. Ben 2025'te bir tane ses bilgisi bekliyorum. 2 tane yazım kuralı geliyor. 2 tane noktalama işareti geliyor. Bir tane cümlenin ögeleri geliyor. Geçen sene sürpriz olarak cümle türlerinden soru geldi vesaire. Ama bunlar inan ki çok basit. O yüzden bu 20 günde, hadi 2 günü siliyorum, 18 günü. Sen belki 5 günde de izleyebilirsin bunu, 6 günde de izleyebilirsin. Mutlaka seyrediyorsun. Bunu seyrettiğinde zaten dil bilgisinde de herhangi bir problemin kalmamış olacak. Neden? Tekrar söylüyorum. Dil bilgisi basit, mantık basit. Tamam mı? ÖSM'nin soru mantığı basit. Ben de bu 18 günde sana bu mantığı aktardım. Önemli ayrıntılarıyla aktardım, püf noktalarıyla anlattım. ÖSM senin kafanı nasıl karıştırır Oraları da yine bu kampa ekledim. Dolayısıyla 20 günlük o kampta sen dil bilgisini fullleyeceksin. Ama paragrafın tekrar önemli olduğunu söylüyorum. Yani özetle ben yerinde olsam hemen şöyle 5 günümü ayırırım. O sırada dil tamamen bitiririm. Dil konu anlatım bitirdim. Önemli yerleri ben sana aktaracağım. Tuzak noktaları aktaracağım. Oraları bitirdin. Sonra böyle peyderpey soru çözerek kendini taze tutacaksın. Mutlaka iki tane soru bankası bitirmiş olman gerekiyor. Çünkü Dilmix'inde konu kolay ama soru çözmek zor. Çünkü soru tipleri farklı olabiliyor. Birçok soru tipi var. O yüzden soru bankası bitirmek çok çok önemli. Benim de soru bankam var. Ben de tüm çözümlerini zaten YouTube kanalında paylaşmıştım. Anlamadığın yerleri, anlamadığın soruları yine oradan seyredebileceksin. Bunun dışında 5 günde, 6 günde bitirdim bu kampı. Dilmix ile ilgili soru çözüyorsun peyderpey. İşte haftada 50 soru, 60 soru, 70 soru ya da 100 soru diyelim. Ondan sonra paragrafa geçiyorsun. Az önce söylediklerimi uyguluyorsun ve Türkçe bitiyor. Ama hocam ben paragraf sorusu çözüyorum, çözüyorum, yanlış yapıyorum. Neden? E çünkü ben de ilk gün çıktığımda bir ay boyunca 10 kilometreyi bir buçuk saatte koştum. E dedim mi ki neden bir buçuk saatte koşuyorum? Çünkü işin doğası bu. Ama bir sene boyunca ben inatla her gün koşarsam, her gün antrenman yaparsam işin uzmanlarından koşumu hızlandırmak, nefes ayarımı yapmak, ne bileyim su dengesini sağlamak vesaire gibi taktikleri de aldıysam İnanın bir sene sonra ben 30 dakika düşürürüm. Ama ben bir ay sonra diyemem ki. Ya ben bir aydır koşuyorum. Neden bir saatin altına düşmedim? Neden 30 dakikada koşmuyorum? Ya adam yıllarını harcamış. Adam yıllarını harcamış 30 dakikada koşuyor. Ben nasıl bir ayda, iki ayda, üç ayda 30 dakikada koşacağım, 40 dakikada koşacağım? Dolayısıyla uzun vadede kendimi geliştirmiş olmam gerekiyor. Uzun vadede her gün antrenmanlarımı yapmış olmam gerekiyor. Uzman bir hocadan ders almış olmam gerekiyor. İşte bunları yaptığın zaman aynı şeyi paragrafa uyguladığın zaman sen de paragrafta başarılı olacaksın ve inan ki bu sınavda da başarı demektir. Yani paragraftaki başarın sınavdaki başarı demektir. Ama paragrafta başarılı olamazsan tekrar söylüyorum başarı demek yüksek net sayısı yapmak değil. Yüksek net sayısını kısa vadede, kısa sürede yapmak. Yani zaman anlamında da kendine büyük bir avantaj sağlamak. Bunu gerçekleştirdiğinde sen de bu sınavda başarılı olacaksın. Şimdi benim aklıma gelenler bunlar. Temel mantıkla en önemli şeyler bunlar. Bunları sana aktardım. Kafana takılan yine başka şeyler varsa yorum kısmına yaz. Çünkü ben öyle bir hocayım ki YouTube'daki yorumları okuyorum. Her yoruma cevap vermeye çalışıyorum ama şunu soranlar oluyor. Hocam şurada şöyle deseydik olur muydu? Hocam şu soruyu nasıl çözeriz? Ya da şu sorunun cevabı ne? Ya günde onlarca soru geliyor. Tabii bu tarz sorulara cevap veremiyorum ama onun dışında paragrafla ilgili, dil bilgisiyle ilgili, çalışmayla ilgili ya da sınav mantığıyla ilgili şeyler soracaksanız bunları zaten dönüş yapıyorum. Yorum kısmında seni de görmek istiyorum. Ya da sen de arkadaşlarına tavsiyede bulmak istiyorsan lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutma. Şimdilik benden bu kadar ama şimdilik yoksa yıl boyunca Deniz Hocanız hep yanınızda. Hoşçakal, sevgiyle kal.